Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz. Sayın Çakır, anayasa değişikliği görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda görevlendirilmem sebebiyle tüm AK Parti ailesine selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu. Kabul edenler, etmeyenler demeye gerek yok. Kabul edilmiştir. Size... Akabinde açılış konuşması için Sayın İlçe Başkanımız Fatih Tepe'yi mikrofona davet ediyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde üzücü haberler aldık. Buradan bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün bu şehitler bu vatan için toprağa düşüyor. Bizim bunları asla unutmamamız lazım. Bugün Elbap'ta, Suriye'de Türk askerinin ne işi var diyenler, Kandil PKK yuvası olmadan önce darmadağın edilseydi bu ülke bugüne kadar bu kadar acılar yaşamazdı. Bir kez daha sınırımızda, güney sınırımızda yani Suriye'nin kuzeyinde PKK yapılanmasına ya da herhangi bir terör yapılanmasına asla müsaade edemeyiz. Bugün onların orada yerleşke kurmaları ileride kilisimize, Antep'imize ve civar dediğimiz bütün ülkemizin içinde huzursuzluğa yol açacaktır. Artık yeni güvenlik konsepti gereği düşmanı olduğu yerde onunla mücadele edip olduğu yerde bertaraf etmek lazım. Ondan dolayı devletimiz adına, milletimiz adına şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kolay bir olay değil ama dünyayla mücadeledeyiz. Yükselen Türkiye'yi çekemeyenler, ayağımıza pranga vurmak isteyenler 15 Temmuz'da içimizdeki satılmış hainlerle bizi durdurmak istediler. Ondan sonra size şu an ekonomik darbelerle ama Allah'a hamdolsun milletin bizimle olduğu her zaman her yerde biz bunun üstesinden geleceğiz. Bunun yanında Ereğli'mizde çalışmalarımız devam ediyor. Ereğli Devrek yolu soğuk hava şartlarına rağmen çalışmaları başladı. Alan firma yaklaşık 20'nin üzerinde iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu taraftaki çalışmaları da biz takip ediyoruz. Ereğli Zonguldak yolu hava şartları müsaade ettiği müddetçe devam ediyor. Bir butik hastane söylemiştik kırmacı ile alakalı. Sağ olsun belediye başkanımızın ve belediyemizin devrettiği yerle ilgili onun da devri teslimi yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na gençlik spora tahsis edilmişti. Oradan devamını yaptık. Okullarımız devam ediyor. Biliyorsunuz yukarıda Orhan Oğuz'da ortaokul inşaatımız devam ediyor. Onun yanında Mesleki Eğitim Merkezi, İmam Hatip Kız Lisesi, Yazıcılar İlkokulu, Danışmetli ilavesi bunların hepsi bir yandan yürüyor. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun hizmetlerimiz devam ediyor. Tabii bunun yanında Sayın Milletvekilimiz dün bir açıklama yaptı. Kendilerine emeğinden dolayı Ereğli halkı adına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zonguldak halkı adına. HEMA iki sefer ihaleye çıkmıştık. Eski HEMA'nın işlettiği Alacaağzı'ndaki maden sahaları için söylemiştik. Hamdolsun bunların da teşvik kapsamını alınarak bir an önce yeniden ihaleye çıkıp teşvik kapsamında olduğundan dolayı da talep geleceği kanaatindeyiz. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Onun yanında üniversitemiz devam ediyor. Yani eski devlet hastanesi tahsis edilen bina yıkılıyor. Hep beraber takip ediyorsunuz. İnşallah üniversitede de Ereğli'miz hak ettiği yerde olacak. Karadeniz Ereğli'de görevi aldığımız süreden itibaren Ereğli'ye gönül veren bütün genç kardeşlerimizi, teşkilatımıza gönül veren bütün genç kardeşlerimizi tek tek telefonla arayarak, bizzat ulaşarak teşkilatımıza davet ettik kendilerini. Kendilerimize bu davada, bu kutlu mücadelede yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmak için mücadelemizi aktardık. Bu vesileyle bütün gençlerimize ben ulaştığımızı düşünüyorum. Ulaşamadıklarımız varsa onlar kusura bakmasınlar, onlara da en yakın zamanda ulaşacağız. Gerek belde gençlik kollarımız, gerek mahalle gençlik kolları temsilcilerimiz, gerek köy temsilcilerimiz hepsini oluşturmuş bir durumdayız şu anda Karadeniz Ereğli AK Parti gençlik kolları olarak. Tabii bunlar hepsi ekip işi, güçlü bir ekip işi. Biz de Karadeniz Ereğli'de güçlü bir gençlik kolları oluşturduk. Bunu çeşitli yerlerde, platformlarda bize aktardılar. Bundan sonra yerel hükümler birimim her ay hem il genel meselelerinde hem belediye meseleleri aylık bütün toplantılar yapacak. Amaç her zaman için Ereğli'nin şehir merkezi ve köylerinin
en iyi noktaya gelmesi için gerek belediyeler, gerek il genel, gerek parti teşkilatı kademeler, gerek mahalle hepsini bir araya getirmek için yerel yönetimler olarak yeni bir yapılanmaya girdik. Bunun için toplantımızı daha sıklaştık. Mahalle toplantılarıyla ilgili bir karar aldık. Bununla tüm mahalleler, müşteri üyelerimiz monte edildi. Bundan sonra daha entegre bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın içinde halkımızı, AK Parti'nin neferlerini, neferin kademesi önemli değil. Bizim için altta ve üstte olmak önemli değil. AK Partili olma merkezinde birleşip Ereğli'yi en iyi noktaya getirmek için çalışma yapıyoruz. Bununla ilgili Zonguldak'ta rutin aylık toplantılarımız, parti içinde birim toplantılarımızı yapmaya başladık. Mahalle toplantılarımızı yapmaya başladık. Şu anki yapılanmanın getirisi, inanıyorum ki bir önümüzdeki dönemde biz AK Parti'yi üst noktaya getirdik. Ama bu sadece ana kademenin, belediyenin veya ilgili müşterinin katkıları değil, en alt birimden AK Parti gönüldaşları da olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten öncelikle teşkilatlarımızla, yandaşlarımızla, arkadaşlarımızla, kendi ormanlı ekibimizle beraber çok güzel şeylere imza atıyoruz. Özellikle bu huzurun önünde başta Faruk Bey milletvekilimize, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza ve dahası tüm teşkilatlarımıza bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde Ormanlı'da öncelikle binamızı Ormanlı Belediyesi yakışır bir şekilde getirmeye çalıştık. Allah nasip etti. Göreve geldiğimiz hemen akıbetinde Ormanlı'da eski köprü dediğimiz beldemizi ikiye bölen derenin üzerine köprümüz 6. ayın 16'sı 2015 yılında, pardon 2014 yılında sel felakete yıkıldı. Bu arada Ormanlı esnafıyla, Almanya'daki çalışanlarımızla, Ormanlı'nın katkılarıyla hiçbir devletimizden bir kuruş almadan bu Ormanlı'da 350 bin lirayı civarında çıkan köprüyü kendi imkanlarımızla yaptık. Daha sonrası beldemiz 4 mahalleden ibaret olduğu için beldemizin mahallelerinde çamurdan, topraktan yürünen yollarımız vardı. O günden bugüne 29 bin metrekare parke kilitli taş yaptık. Dahası ormanımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize çok güzel bir şadırvan kazandırdık. Şu anda bizim mahallelerimizde Allah'a şükürler olsun yol sorunumuz tamamıyla %90'ı bitmiş durumda. Burada önümüzdeki günlerde yapacaklarımız, bizim belediyemizin önünde sosyal faaliyete açmamız doğrultusunda bir çay bahçemiz vardı. Bu çay bahçemiz biraz derede devlet su işlerinin binasının arasının üzerine yapıldığı için biz burayı hizmete açamıyorduk. Sağ olsun ilçe başkanım defalarca bizden bunun mücadelesini yaptık. Allah'a şükürler olsun. Daha dün ihaleye çıkardık 15 gün önce. Dün ihaleye alan arkadaşımız hizmete açtı. İnşallah hep beraber açılışını yapacağız. Güzel bir hizmet olmuş olacak Ormanlı'da. Çünkü Ormanlı'da sosyal etkinlikleri yapabilecek, okullarımızın etkinliği yapabilecek hala şu anda bizim bir tane salonumuz yok, bulunmamaktadır. Ama biz Allah nasip ederse önümüzdeki ilkbahar bu sene yatırım bütçemize koyduk. Ormanlı'da bizim eski pazar yeri denen bir arazimiz var. 3000 metrekare falan. Oraya nasip olursa ormana yakışır. Bir düğün salonu, iki katlı olmak şartıyla biri düğün salonu, biri de sosyal etkinliğe salon kazandırmayı hedefliyoruz. Bizim yıllardır kangren haline gelen Ormanlı girişinde sinitri rampası dediğimiz yerde uzun yıllardan beri göçük halinde olan, çocuklarımızı tehdit eden, Ormanlı'yı böyle sıkıntıya sokan bir göçüğümüz vardı. Faruk Bey'imizin, Sayın Vekilimizin, ilçe başkanımızla beraber Kastamonu Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Anında ihalesi yapıldı, şu anda bitti. Sadece yolunun yeniden yapılması kaldı. İlkbaharda o da yapılacak. Onun yanında petrol girişinde bir duvarımız daha vardı. Ama ilk etapta biz bunu göremediğimizden dolayı ihaleye çıkamamıştı. Sağ olsun il müdürümüz o ihaleye istinaden bu duvarı da yaptı. İlkbaharda yolun tamamı Kızılcapınar'dan Ormanlı'ya da yapılacak diye başkanım da bunda çok destek verdi. Bunu da yapacağız inşallah. Onun için biz bugüne geldiğimizde önümüzdeki yılda inşallah deminki dediğim gibi o salonumuzu gündeme çıkaracağız ve mahallelerimizde noksanlarımızı yapacağız. Bizim en önde gelen şeyimiz ormanın içerisinde şu anda bir dere ıslah projemiz var. Yine de vekilimizin ve ilçe başkanımın destekleriyle 2017 yılında ihaleye çıkacağını ben kendim görüştüm gittim. İhaleye çıkacak inşallah.
Dere projemiz doğursa Allah'ın izniyle Ormanlı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda yaşanabilir bir yere getirmeye mücadele ediyoruz. Ama ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar, iktidarımızın bulunduğu içinde sıkıntılar, bunları da göz önünde bulunup ormanın içerisinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Beldemizle uyum içerisindeyiz. Yeni teşkilatlandık. Kadın kollarımızı, genç kollarımızı şu anda vurmuş durumdayız. Belde binamızı yeni ayarladık. İçini düzdük. Açılış yapacağız. Sayın Başkanım, hiç merak etmeyin. Allah kimin ne kadar ne vereceğini biliyor. Ondan dolayı bazen bir avuç verdiğiniz bir Uhud Dağı'ndan daha büyük Allah katında takdir görür. Başkanım, ben sizin çalışmalarınızı biliyorum ve Ereğli halkı adına AK Parti adına teşekkür ediyorum öncelikle başkanım. Diyoruz ki şehitlerimiz ve gazilerimiz, ama Ereğli'de kim ne kadar farkında bilmiyorum ama Ereğli'de gazilerimizin oraya tahsis ettiğimiz yer belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel yerlerinden birisi. Önümüzdeki günlerde de şehit ailelerimize yer yapıyoruz. Ama bu hizmetler görülmüyor, ama bunlar kutsal ve bunlara biz ne derler? Bizim görevimiz ve devletimizi temsil eden makamlar. Kızılay'a verdik, kimse fark edilmedi. Tabii bunlar görülen hizmetler değil. Bu siyasetçi lafı alır, anlatır ve karşısındaki toplulukta dinler. Bundan dolayı ben özellikle Karadeniz Ereğli'deki ben de Mustafa Kumaş gibi yaptım ama olmayacak. Bana Mustafa kendi şey yaptı zaten de biz siyasetteyiz, mikrofonu bırakmayız, hiç merak etmesin. Bozulsa da konuşmaya devam. Ben bundan dolayı bu tür toplantılarda özellikle sizlerin merak ettiği, çünkü herkesin merak ettiği konu farklı olabilir. Bu konuları sorarsanız bunlara da cevap verirsek daha önemli diyorum. Çünkü bazen bizler, örnek diyorum, bugün mesela ofis yolunda, Erdemir ofis yolunda dört dönüm araziye spor merkezimizin 2 milyon lira ihaleye çıktık. Yaklaşık değeri 2 milyon lira. İnşallah da 4-5 ay içinde, yani ben dedim ki arkadaşlara 23 Nisan'a hazır olsun diye talimat verdim. İnşallah o zamana kadar da biter, ama ne zaman biteceği önemli değil. Ama bizden temel atma dönemi bitti. Gevezelik dönemi bitti, laf üretme dönemi bitti, yatma dönemi bitti. Bizler artık bunların açılışlarına daha çok odaklaşmak istiyoruz. Çoğu hizmetini bitirdiğimiz şeyleri de biliyorsunuz, açılışını bile yapmadık. İnşallah ileride hep birlikte toplu bir açılış yaparız. Yaptığımız hizmetler çok fazla, ama asıl 2017, asıl 2017'deki büyük projeleri hayata geçirdiğimiz zaman onları sizlerle paylaşacağız. Ama şunu bilmenizi isterim. Tabii ki burada başkan yardımcılarımı da görüyorum, meclis üyelerimi de görüyorum. Benim odama giren bilir, 3-4 tane tahta doludur. İnanılmaz proje. Ha, bu hedeflere ulaştığımız zaman bitecek mi? Bitmeyecek. Çünkü bizler hayalini kurduğumuz, şehrimizde, ilçemizde olmasını istediğimiz hizmetleri yapacağız. Bunları, hedefleri ulaştıkça başka hedefler tespit etmek de bizim görevimiz. Halep'e yardım kampanyası düzenliyoruz biliyorsunuz. Halep bizim için çok önemli. Bizim göz bebeğimiz, Osmanlı Devleti'nin göz bebeği şehirlerden birisi. Halep bizim medeniyetimiz, sadece bizim değil, insanlığın medeniyeti. Ve orada büyük bir yıkım var. Bu yıkıma karşı biz Karadeniz Ereğli'den de bir ses göndermemiz lazım. Biliyorsunuz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey buraya el uzatıyorlar, gayret ediyorlar. Bizlerin de bu gayretlerin yanında yer almamız lazım. Çarşamba günü saat 18'de Anadolu Otel'de bir geniş katılımlı bir halk toplantısı, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, halkın da beraber destek vereceği Halep'e bir elde biz el uzatalım diye bir kampanya düzenliyoruz.